Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Çok uzun zaman oldu. Video yapmıyorum. Rahatsızlık. Koronaya yakalandık. Ne kadar oluyor? İşte 16-17 gün falan oluyor. Yani 16-17 günden sonra ilk defa stüdyoya geldim. Nasıl bir psikoloji? Daha alışamıyorum. Yani bana burası şu anda yabancı geliyor. Yabancı geliyor burası. Bayağı bir yabancı geliyor. Hem de evdeydim çünkü. Evde geçirdim hastalığı. Hastalığı bende nasıl semptomları vardı? Beni tabii öksürük falan bundan bahsetmeye gerek yok. Onu zaten alasını herkes yaşıyor. Kuduz gibi balgam atmalar. İşte uykusuz geceler. Ama beni en çok da nörolojik olarak etkiledi bu rahatsızlık. Yani hala bakın 17-18 gün oldu belki de. Şu anda dengem düzgün değil. Yani böyle sarhoş gibiyim. Çünkü bu hastalık insanda hangi rahatsızlık varsa onu böyle ortaya meydana çıkarıyor. Kabak gibi. Bizde demek ki yani bir nörolojik bir sorunlar önümüzdeki dönemde başımıza gelecek. Ki bu korona sayesinde bunu öğrenmiş olduk yani bu denge sıkıntılarını. Vardı zaten bende eskiden de böyle bir araç kullanırken ikide bir omuzlarımı oynatıyorum, başımı oynatıyorum. Hani böyle rahat değilim yani. Normal bir insan araç kullanır ama ben hep hareketliyim. Ya, hepimizde bir şey var arkadaşlar işte yani. Demirden değiliz ki demir bile paslanıyor. Benim de demek ki nörolojik işte şeylerim var. Onlar işte depreşti. Bayağı bir depreşti. Yani doktora gittim. Nöroloğa gittim. İşte öyle bir yaptım. Bu arada kan değerlerin düzgün dedi. İlaç falan yazdı ama ya bıktım da korona döneminde dünyanın ilacını kullandım zaten. Aldım onları. Sigorta diyor. Bir dünya para verdik onlara. Bir de kullanmadım o ilaçları. Ya, kullanmadım yani öyle duruyor. İşte ne yapmaya çalışıyorum? Bolsa alıyorum. Ondan sonra dengeli beslenmeye çalışıyorum. Tabii korona dönemi İnsanları da tanıyorsun arkadaşlar yani. Şimdi sen insanları nasıl tanıyorsun? Ulan iç hayatında aramamış, sormamış ibneler, tamam mı? O nokta çocukları seni arıyor, tamam mı? Telefonla buluyor. Aman işte senin de başına mı geldi? Ulan seni aramamış. Adam 2 yıldır seni hiç aramıyor. İşte korona olduktan sonra sana bir şekilde ulaşıyor. İçinden de kesin dua ediyordur. İnşallah geberir. İşte sadece sende mi var diyor. Ailende diğerlerinde var mı? Galiba komple hastalanmışsınız diyor. Ya. Şimdi şöyle. Arkadaşlar. İnsanın çıkarı olduğu zaman. Bir adamdan bir çıkarım var. Ona karşı. Yani bir entrika çevirebilirsin. Tamam mı? Çeviriyorlar insanlar. O da yanlış. Bu da yanlış yani işte çıkar için adamı kandıranlar var, sahtekarlık yapanlar, türlü türlü numaralar. Şimdi onlara girmeyelim ama ya benim veya başka bir insanın kötü duruma düşmesinden nasıl böyle zevk alabilirsiniz yani? Bu nasıl bir ruh hali? Yani cebine para girmiyor. Herhangi sana hiçbir artısı yok ama adam gizli bir keyif alıyor ya. Gizli bir keyif alıyor. Aslında bunu Dostoyevski daha seneler önce özetlemiş demiş ya. Hayattan tiksindiğim insanlar başkasının kötü haline bakıp kendi haline şükredenler. Bakıyor daha kötü birini görüyor. Ondan sonra kendi haline şükrediyor. Korona bize birçok şey öğretti bana özellikle. Yani spor yapmadan yaşamışım yıllarca. Yani sporsuz yaşamışım baba. Güzel. O yani dengesiz uyku. Normalde ben spor yapmış olsaydım ki bundan sonra biraz daha dikkat edeceğim. Yürüyüş yapacağım köpeğimle. İşte uykuyu ben düzenli uyumuş olsaydım 17 günde değil. Belki de 5 günde 6 günde atlatacaktım. Belki de hiç hasta olmayacaktım. Yani bu korona diyebilir miyiz? İnsanın işte bağışıklık sistemiyle tamamen onunla alakalı arkadaşlar. Yani bağışıklık sistemin güçlüyse çabuk atlatıyorsun. Zayıfsa bağışıklık sistemin bu korona katana, Japonların katanası gibi biçiyor. İşte dünyada işte ölüm oranları da %99.5'miş galiba. Yani 100 kişiden bir kişi ölüyor ama şöyle ölüyor. Bu koronanın asıl etkisi insanların psikolojileri üzerinde çok büyük, çok yıkıcı etkisi oldu.
Yani şimdi bakın bu antidepresan kullananlar patlama yapacak arkadaşlar. Patlama yapacak çünkü öyle bir korku imparatorluğu inşa edildi ki. Ve insanlar şimdi bu korona döneminde de tabii aç kaldılar, parasız kaldılar. Yani böyle birbirlerine düşman da kesildi. Neden? Çünkü ben nasıl anlatayım yani ben şimdi bir sürü adamla resmen yani adam geçen hastanede karşılaştım bir tanesiyle. Ne yapıyorsun Kenan? Geçmiş olsun. Sağ ol, sana da geçmiş olsun. Dedim korona oldum. Nasıl olur ya yapıyor. Ya kardeşim dünyanın yarısı korona oluyor. Öyle bir şaşıyor ki. Halbuki İbni'nin hayatı hastanede geçmiş. İbni'nin hayatı hastanede geçmiş. Keşke geçmese. Ya kendi de biliyor ama yani. Ya geçmiş olsun kardeşim yani. Allah kolaylık versin de böyle hani insanları telkin etmeye çalışıyor. Şu an böyle sanki abartıyor. Aa iyi ki olmuş. İyi ki hastalanmışsın gibi tavırlar sergiliyorlar. Allah belanızı versin ya. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani işte zaten işte bu dedelerden onlardan buradan kalan o tarlalar üzerinden, miraslar üzerinden herkes birbirine girmiş akrabalar. Geçen tabi akrabalara gittim dolaştım. Lan kaç akrabam kalmış zaten? Kaç tane şeyim kalmış? Onlar bile yani hasta hep eski defterleri yok. O almış da o ondan almış da biri 500 fazla almış biri 300 eksik. Aman Allah'ım yani ya içi muhabbet edemiyorsun ya şöyle güzel muhabbet edelim ya. Yani güzel muhabbet edelim. Güzel muhabbet edelim ama maalesef işte yıllardır ektik. Hep birilerine bok atıyoruz ya yok o yapıyor yok biz ektik biz. Biz ektik yıllardır işte bu kötülük tohumlarını kalbimize müziklerle bunları. Zaten müzikler bunun çok büyük bir şeyi. Ondan sonra bu kayınvalide programları bu ne boklardır. Onlar ayrı bir şey zaten. Yani saygı sıfır. Kültür yok. E ne oldu? Tabi patlama yaptı. Patlama yaptı. Virüs de bunun üzerine gelince bir de felaket tellalları var. Vay yandık, vay bittik, vay dolar 10 euro oldu, vay Türkiye batıyor, vay Türkiye Amerika mı alacak, vay Türkiye o mu alacak, bu mu alacak? Yani arkadaşlar bütün dünya batıyor. Bütün dünya batıyor. Tepe takla sarıyor. Ha Türkiye belki biraz daha fazla taklayı sardı. Neden? Çünkü işte plansız ekonomi yüzünden biraz daha belki taklayı sardı ama yani bütün dünya şu an taklada. O milleti görüyorum. O Ege Denizi'nde boğuluyorlar. Oraya gitmek için bütün insanlar kendini paramparça ediyor. Benim Hollanda'da arkadaşlarım var seralarda. Çalışıyorlar. Adaş diyor su içemiyoruz diyor. Su. 3-4 saat su içemiyoruz diyor. O kadar ağır işler yani. Bugün Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Makedonya'sı işte Polonya'sı. Hollanda'da seralar olduğu için oraya çalışmaya gidiyorlar. E şimdi de tabii korona dolayısıyla işler azaldı. İşler azaldığı için o sektörde çok büyük yığılma olmuş Hollanda'da. Yani çok zor şartlarda çalışıyor insanlar. Diğer taraftan da bakıyorsun adamı Pakistan'dan kopmuş, Hindistan'dan kopmuş, Irak'tan, İran'dan kopmuş. Bir ümit işte Avrupa'ya geçerim de yani kendimi kurtarırım niyetinden insanlar o boğuluyorlar o denizlerde, o çoluklar, o çocuklar. Yani Allah korusun ya ne diyeyim ya ne diyeyim ne diyeyim yani. İşte haberlere de bakıyoruz. Bizim Türk bilim adamları da inşallah doğrudur. İlacını galiba bulmuşlar bu şeyin. Bulmaya çalışıyorlar. Amerikan bilim adamları da çalışıyor. Yani arkadaşlar dünyada herkes kötü değil. Yani bir kötülük furyası tutturmuşuk. Herkes kötü. Ya öyle bir şey yok. Biraz da ağzımızı hayra açmamız lazım yani. Sanki herkes kötü işte. Amerika ne uğraşıyor dünyayı yok etme. Yok bilmem ne. Onlar ya Amerikalı da insan. Çinli de insan. Türk de insan. Ermenisi de Kürt'ü de. Hepimiz insanız biz. İşte ama yani biz bunu unuttuk. Bir tek biz iyiyiz kardeşim. İşte kim İngilizler İngilizleri. Diğerleri düşman. Türkler için Türkleri. Diğerleri düşman. Yo hepimiz insanız biz. Hepimiz insan insan insanız ilk önce. Yani bunu hatırlamamız lazım. Bunu hatırlarsak zaten olaylar bambaşka boyuta gelecek. Yani biraz daha anlayışlı olmamız lazım. Biraz daha anlayışlı olmamız lazım. İki günlük dünya. Kimseye kalmadı. Kalmayacak bu dünya. Kalmadı. Kalmayacak. En zenginine de kalmayacak. En fakirine de kalmayacak. Zaten bakıyorsunuz bu korona ne zengin bakıyor ne fakir bakıyor arkadaşlar. Bakmıyor. Yani bu zengin fakir de bakmıyor bu korona. O yüzden de
Yani severim, sevilelim. Ne diyeyim? Yani müzikte en son ne yaptığımı unuttum bile hiç. Yani müzikte böyle kafamda bir şeyler yapmışım, etmişim. Karma karışık yani. Karma karışık yani arkadaşlar. Karma karışık. Olaylar. Marketlerde fiyatlar ateş pahası. 1,5 litre su 2,5 lira para yapıyor. Yani iki orada 3-5 muz aldım. İşte biraz kaşar aldım. O da ekmektir falan bir şeyler. Ya bir şey yok ya. 30 TL para. Çok pahalı. Her şey o kadar çok pahalı ki ateş pahası olmuş yani. Her şey ateş pahası arkadaşlar. Umarım bir an önce şu koronanın ilacını bulurlar da. Ki ben ümitliyim bulacaklar. Çünkü bilim adamları, iyi insanlar, iyi bilim adamları, her şeyi paraya endekslememiş insanlar da var. Onlar harıl harıl çalışıyor ve bulacaklar. Bulacaklar bunun aşısını. Dünyada biraz rahat edecek. Tabi eski dünya olmayacak o kesin de. En azından şu anda bulunduğumuz bu konumdan bir kademe iyi konuma geçersek ne mutlu bize diyelim. Ama birbirimizin hayatını kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım arkadaşlar. Like.